Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Şu son 4 gündür 2 kere video atamadım çünkü bildiğiniz gibi internet çok yavaş ve odamı taşıdım. Odamda bayağı bir değişiklik yaptım, o yüzden bunun için de video çekememiştim. Bayağı bir her şey üst üste geldiğinden dolayı video çekme sıkıntısı yaşadım bayağı bir. O yüzden video çekemedim, video atamadım ve kanal biraz boş kaldı, o yüzden özür dilerim. Ama şimdi hidrolik preste ezilen bir el bombasının videosunu izleyeceğiz. Binlerce tonla üzerine basılan bir el bombası. Bakalım sonuç olarak ortaya ne çıkacak? Ben daha izlemedim videoyu. Biri bana mail olarak atmıştı. Hidrolik presle ezilen el bombasının videosunu izle demişti. Şimdi onun videosunu izleyeceğiz. Hani merak ediyorum, niye bir insan böyle bir şey yapıyor? Bir sıçrasa, senin arkasında saklandığın o camı kırıp yüzüne gözüne sıçrasa ne yapacaksın? Vallahi merak ediyorum nasıl bir etkisi var, o da ayrı bir şey. O yüzden hadi hemen izlemeye başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. İşte başladık. Başladık. Neyin kafası oğlum bu ya? Basamıyor mu yoksa az bir güçle mi basıyor? Ha, yavaş yavaş bastırıyor. Yavaş yavaş arttırıyor. Hep aynı ağırlıkta basıyor herhalde. Çünkü bunu tuz buz etmesi lazım normalde. Patlamayacak büyük bir ihtimal. İçinden su mu akıyor lan? Oha, yok artık. Bir dakika. Oha. Şunu kapatayım bir saniye. Oğlum ne oldu öyle? Parçalara ayrıldı lan. Ben onun yanına yaklaşamazdım yani. Gerçekten onun yanına yaklaşamazdım. Bir de adam alıp videoya çekiyor. Ulan bir tane hidrolik pres almak lazım. Acaba fiyatı ne kadar böyle bir şeyin? Bayağı pahalıdır ama almak lazım yani. Şimdi farklı bir el bombasıyla yapıyor. Kısa mesafeli el bombası diye geçiyormuş. Ne bu lan? Bu ne oldu şimdi? Boş herhalde bunun içi. Ya da paslanmış falan diye etkisi mi geçmiş? Bu neydi şimdi? Bu neydi oğlum? Lan bu neydi? Bir dakika. Bir daha mı ezecek? Tamam, bu şimdi yani az önce patlamadıysa şimdi asla patlamaz. Sağa sola dağılıyor sadece. Bu neydi lan? Anlam veremiyorum şu anda izlediğim şeye. Kamerayı niye sallıyorsun oğlum? Gerçekten enteresan. Bu ilki güzeldi. Bak, ilki harikulade güzeldi de ikincisi hiç olmamış. Şimdi çekiç eziyormuş da bu çekiç değil lan. Bunun neresi çekiç? Ha, kauçuktan çekiçmiş. Tamam. Bize patlayıcılı videolar lazım. Bu olmaz. Bu adam paso patlayıcı eziyor bak. Oğlum bu adam kafayı yemiş lan. Ha, küçük maytapları eziyor. Hayır yani neden yapıyorsun ki? Oğlum adam kafayı yemiş. Bir dakika, gözlerimi alamıyorum videodan. Daldım gittim ben de.
Şimdi ilerleyen dakikalarda büyük şeyler patlatacağını söylüyordu bu videonun başında. Attention, warning, danger. Do not open it inside building. Sanki bir Türk'ün İngilizce konuşması gibi. Ruslar ve Türkler aynı konuşuyor. Belki Türktür oğlum bu ya. Bak, tipi de Türk'e benziyor zaten. İşte büyük bir şeyi patlatıyor şimdi. Oğlum ne yapıyor bu adam lan? Neyin kafası bu yani şimdi? Hocam alo. Neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba? Videoyu ilerlettim, bitirdim. Başka bir şey yoktu çünkü. Bakalım bulabilecek miyim? Şimdi telefon bataryası yazıyor adam. Patlıyor bu da bak. Yavaş yavaş. Full slow motion atmış. İşte diyorlar ya her zaman. Telefon bataryasıyla oyun olmaz. Cidden olmuyor. Bizim okulda da bir çocuğun telefonu yere düşüp patlamıştı bildiğin. Direkt yani böyle torpil gibi bir el bombası gibi patlamıştı. Cidden telefon bataryasıyla şaka olmaz. Daha alevler çıkacak bakın şimdi. Batarya yapan şey bu. İçinden çıkan siyah tozlar bakın işte. Alev almasına yardımcı oluyor. Önderlik ediyor. Bu şekilde patlamasına işe yarıyor. Oğlum kamera da iyiymiş ha. FPS'i bayağı iyi kameranın. Her kamera bu kadar net slow motion yapmıyor. Oğlum ama yani... Bakın şimdi izlediğimiz torpil videolarından falan daha şiddetli bir şekilde patlıyor bu kitaplar. Yani öyle yazmış videoya. Bayağı şiddetli patlama yazmış. Of. Yavaş yavaş patlayacak herhalde bu. Bayağı bir basıyor şu anda. Bu çok basmıyor ama bu 200 kilo basıyor şu anda. Sanırsam yani. Tam anlamıyorum oradaki dereceleri. Şu anda hala basmaya devam ediyor. Çok az kıpırdıyor zaten kitap. Acayip az kıpırdıyor. Bir anda bence arttıracak, patlayacak dediği patlama doğruysa tabi. Doğru değilse zaten videoya koymayacağım şu sahneleri. Bildiğim baya etkili bir patlama oldu ya. Nasıl bir efekt yaptı lan öyle? Hayatımda gördüğüm en kötü reverb efekti. Reverse pardon, reverb değildi o. Reverse efekti. Hadi slow motion da eklemiş adam, slow motion da izleyelim. Bildiğin iyi patlıyor vallahi. Hakkını vermek lazım yani. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izleyenler için bir şey diyeceğim. Çünkü genel olarak sadece Husky ile videoyu sonuna kadar izliyor. Eğer şu dakikaya kadar izlediyseniz sizden yorum olarak bana sorular sormanızı istiyorum. Hani Kürşat'a sor gibi ya da Kürşat'a yaptır yap gibi bir şey çekeceğim. Hani nasıl diyeyim, challenge videoları yapıyor ya diğer YouTuber'lar. Aynılarını yapmaya başlayacağım. O yüzden Kürşat'a yaptır yazıp, ama yorumun başına kesinlikle Kürşat'a yaptır yazmanız lazım. Kürşat'a yaptır yazıp yapmamı istediğiniz şeyi yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoyu henüz beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yan direk olmaz. Yan direk olmaz. Üst direğe vuracaksın. Şuf. İyi. Oh, man.